Değerli Nusret Suna efendim, İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı olarak sağ olsun vaktini ayırdı bizlere. Nusret Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini? Yani şimdi 2018 senesine doğru, geriye doğru düşünmeye başladım. Aynı şeyi o zamanlarda söylemiştik hep. İmar barışı, imar affıdır. Çok yanlış bir şeydir. Cumhuriyet tarihimizden bu yana çok sık bu aflar yapılmıştır. Bunların yapılmaması gerekir demiştik ama maalesef dinletemedik. Önce hatırlayacaksınız, İstanbul'da 2019 senesinde Kartal Semaz Sokak'ta imar affına müracaat eden bir bina kendinden çöktü. Ve onun gibi nice yapılar, imar affına müracaat eden yapılar kendi kendine çöktü ve ufak depremlerde dahi olsa hasar aldılar. Ama en son depreme de baktığımızda, yani hasar oranına bakıyoruz, can kayıplarına bakıyoruz, olağanüstü bir fazlalık var. Şimdi şöyle düşünelim, 2018 senesinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanımız ne demişti? Türkiye'deki yapı stoğunun %50-%60'ı kaçak, ruhsatsız, iskansız dedi. Biz bunun için imar affı çıkarıyoruz dedi. Peki kaçak, ruhsatsız, iskansız yapı ne demek? Mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Mühendislik hizmeti almayan yapılarda deprem güvenliksiz, deprem direnci olmayan yapılardır. Yani felaketin, bu 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin öncülerini o zamanlar söylenmişti, tartışılmıştı. Sizler de bahsettiniz. Boy boy reklamlar da verildi bunlar. Peki 2018 senesi bir seçim öncesi alınan bir karardı bu. 2019 yerel seçimleri. Peki bir de şöyle bir hatırlayalım. Nusret Bey, hatırlatmadan önce araya bu soruyu sormam lazım. Depremi yaşamasaydık yine bir seçim öncesi benzer billboardlarla karşılaşacak mıydık sizce? Tam ben de onu söyleyecektim Can Bey. Şöyle ki 6 Şubat öncesinde de Cumhur İttifakı'nı destekleyen partilerin bir sözcüsü veya parti başkanı meclise imar affını getirmemiş miydi? Söyleniyordu bunlar. Eğer biz 6 Şubat'ı yaşamasaydık inanın tekrar boy boy reklamları yapılacaktı bunu. Ondan sonra gelecek olan depremde daha büyük afetlerle yaşayacaktı. Bence çok geç kalınmış bir karardı. Dilerim ki bu depremlerden ders çıkarıp artık bu tür şeylere girişmeyiz diye düşünüyorum. BBP lideri Mustafa Destici ismini de verelim. Evet, evet. Kendi imzasını taşıyan yasa teklifiyle zaten bir imar affı süresi var, işliyor. Ama bitmeden süresi uzatılsın vurgusunu yaptı. Sonra getirdiği izahta tüm imar afflarına karşı olduğu beyanını da ortaya koymuş. Sonrasında kendisine sorulunca. Evet. Şimdi son bir soru Nusret Bey. Şimdi siyaseten bir yanıldık açıklamasını hatırlıyoruz hepimizin zihninde Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanlarında, özellikle FETÖ hususunda. Burada da imar affı hususunda olur mu, ne imar affı falan diyor. Kullandığı kelimeler itibariyle de tepki dolu olduğunu anlıyoruz. Geçmişe dönük bir atıf da var belki de. Sonra depremle karşılaşınca olanları biliyoruz diyor. Vatandaş nasıl karşılar bu durumu? Vallahi vatandaşımız da artık böyle beklendiği içine girmeyecek. Can Bey, her imar affı bir sonraki kaçak yapı stokunu artırır. Çünkü vatandaşımız şunu bilir, bir imar affı çıktıktan sonra nasıl olsa 3 sene sonra, 5 sene sonra yine bir imar affı çıkacaktır. Hep seçim dönemlerinde olduğu gibi diyerek yine kaçak, ruhsatsız, mühendislik hizmeti almadan yapılar yapılacaktır. Türkiye bir deprem üreten coğrafya üzerinde kurulu bir ülke. Bizim burada bunlara tahammülümüz yok. Elimizdeki mevcut yapı stoğunu iyileştirmek için çaba sarf ederken bir yandan da mevcut yapı stoğuna riskli yapıları eklersek altından kalkamaz hale geliriz demiştik. Nitekim geldi. Bir panik içindeyiz. Bir çaba sarf ediliyor. Dilerim ki bunun altından kalkarız diye düşünüyorum. Umarız öyle olur. Nusret Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna bizlerle birlikteydi.